Tam Jason Statham olmadım ben. Gevzekalı gevzekalı iş yapmayın kardeşim. Aman ne kodum. Aman ne kardeşim. Aykut Elmas vayenine döndürecek. Okuldan kaç sigara iç. Hocam Allah bize. Konyalı Aykut Elmas gerçek değil. Halde böyle özel. Kürdandan kolları. Bugünkü konumuz Ezli Ezli. Bunu yapay mı? Ne yapay be? Nasıl? Peki kuymak neden yapılır? Neden yapılmaz? Ben yapıcıyım. Bu değil ama. Ne diyor orada? Neden yapılmasın? Buna dokunmadan alalım bebeğim. Olursunuz birbirinizi siz ya. Salaksınız. Dokunmasana patlayacak. Yapma oğlum. Sağ solu kes canlar. Hepsi bana babamışım abi. Bugün kendime bir kokuma tutuşam lan. Adamı atarlar binadan yakında. Ben yapmadım ki. Günlerdir sıkıntı stres içindeyim. Her an tehlikedeyim. Babayım. Ne olur ne olmaz bir koruma tutayım dedi. Bak mesela koruması olsa şunu yapamaz. Bana da bu yapılmasın diye bir koruma tutacağım bugün ama öyle sıradan yoldan geçen bodyguardlardan değil. Cumhurbaşkanımız ve başkanlığın korumalarını eğiten bir sürü dünya starına korumalık yapmış Süleyman Kocabıyık hocamızın yanına gideceğiz. Ama tabii ki tabii ki de bütün dünya starlarını korumamış. Ben kaldım kardeşim. Ben kaldım. Ben de mega ultra mutasyonlu bir dünya star olduğum için hocamın yanına geldim. Bugün beni koruyacak. Hemen yanına geçelim ve bir soru cevap yapalım. O kadar adamı korumuş elbet bir şey olmuştu. Ne bileyim Ronaldo mesela. Messi saldırdı. Tuz orosu çocuğusu ya. Az merak ettim sorular var. Bunları bir soracağım kendisine. Sonra da beni ekipten ve profesyonel korumalardan korumaya çalışacak. Çok heyecanlıyım. Ben hep şunu merak ediyordum çünkü hani iki adam var ya. Fotoğraf çekiniyorlar falan gelirken sizi nasıl koruyabiliyorlar onu görmüş olacağız. Hemen geçelim mi? Gümbette gibiyim o. Kanka geceden kaldım. Enes Batur'luyduk içtik ya. Hocanın yanında sakın öyle şu hareketleri falan yapma. Anlık bir şey yaparsınız adam alır camdan ata haberin olmaz. Müsait mi? Güzel güzel. Hocamızın odasına geçelim. Bu şey değil mi ya bu yok? Cem Yılmaz anlatıyordu ya. Rütbem düştü. Düştü. Kulanca. Külliye gibi bir yer. Bakıyorum zaten. Merhabalar. Müsait misin şu an gelmeyin. Biz birazdan gelelim. Biz bölmeyelim. Cem hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Hop. Aman. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsınız? İyiyiz biz de. Şu odaya girdiğimden beri de güven içindeyim. Bana bir koruma lazım hocam. Mahcubum anladın mı? Peki niye lazım? Kendimi savunamıyorum. İnsanlar beni şaplaklıyor gibi. Sokakta yürürken sürekli insanların gazabına uğruyor. Dünya starı olduğum için. Çok ünlüyüm. Ya çok aşırı. Onun bir örneği var. Ben Meksika'da maça çıkmadan önce kalabalığın içinden böyle geçiyor. Bizim ekipler onu götürüyorlar. Hayranlarından bir tanesi. Azusuna iğne batırıyor. Mike Tyson'a iğne batırıyor. Azusuna bile. Öldü sonra. Paketlemişler. Tamamen ama. Ve bunu niye yaptın diye soruyor. Çok hayranım. Azusunu kıskandım diye saçma sapan bir cevap. Hocam şeye bak işte. Mavi'ye konseri. Hakikaten bu da. İsminizi çok duydum bu arada. Süleyman Kocabıyık. Kendi şu anda da eğitimler veriyor. Muhteşem işleriniz var. Kimleri korudunuz? Sizin şahsi koruduğunuz, eğittiğiniz değil. Maalesef. Mike Tyson'ı korudunuz mu? Onun bizatihi yanında hiç bulunmuyor. Ekibini ben gördüm. Ben şunu merak ediyorum. Mike Tyson'ı koruyorsunuz. Tamam ama. Biz abi kamaşak yapacağız. Kimi kimden koruyorsunuz? Sevenlerinden. Ama tek yumrukla bence Mike Tyson 10 milyon sevenini bayıldı. Ronaldo'yu korumuşsunuz. Ronaldo, Roger, Cicmaner, Kuvarta, Pokaça, Otulya, İlla. Türklere gelecek tabii. Bülent Ersoy, Bülent Tatsız. Türkiye'de çok koruduğunuz isim var. Çok önemli bir şey soracağım. Namık Ekin hep soruyorlar Namık Ekin böyle yapıyor ya. Hiçbirini öldürdünüz. Sormuş stildir. Hiçbirini öldürdünüz mü? Bu herkes de var demek. Hiçbirine zarar verdiniz mi? Öldürme değil. Kolunu kırdınız mı? Kopardınız mı? Benzerini yapmak durumunda kaldığımız durumlar oldu. Asla hukuksuz tek bir işte bulunmadı. Ömrümde hiç çakı bile taşımam. Görevim gibi. Usatlı silah taşıyorum. Ama benim silah taşıdığım inanmayacaksın. Ne eşim görmüştüm o çocuk. Durup dururken hiçbir şey yapmadım. Hayatımız tehlikeye girdiği zamanların nefsi müdafalarda bulundum. Dünya stabilde yaşadığınız böyle bir anınız var mı? Hangisini soruyorsun? Çok mu? Mesela Ronaldo'ya bir şey yaşadınız mı? Çok şey yaşadık ama bazı kişiler vardı ki onlarla yaşadığınız her anda hiçbir şey anlatamadım. Anlatabileceğim olaylar tabii var ama Ronaldo, Paris Hilton'da bu günlerle yaşadıkları 1999'unu anlatamam. Çünkü çok mahrem ve özel. Hacı ile ilgili anlatırım. Tarihi hatırlayamıyorum ama bir organizasyon var. Az önce saydığım isimler. Litmanen, Kuartan, Okaça, Hacı. Galatasaray'ın ilk 11'ini hep siz korumuşsunuz. Genelde öyle. UEFA'yı kazandı Galatasaray. Aslında sizin de payınız. Biz tam şu yürüyüş alanlarındayız. Siz de varsınız bu olay. George Hacı Süleyman Kocabıyık yazınca bu YouTube'da görüldü. Bir yandan da sivillerin yesin diye güvenlikleri de bekliyoruz. Bir yandan Hacı bize doğru koşmaya başladı.
tişörtü falan yapıyor. Bizim taraftarları biliyorsun. İnsanlar tam taraftar maça odaklı. Hacı nereye koşuyor bakmıyor. Bize doğru koştu koştu falan geldi. Ne oldu dedim, ben yoruldum. Beni dedim ulan onu. Öbür tarafa doğru koşun, biz arkanızdan gelin. Niye dedi? Dedim bu taraf çok kalabalık. Bütün kameralar burada. Sağın ters tarafına kaçarsanız orada hiç kamera yok. Siz dolayısıyla kaçak yapıyorsa görmüş. Bunu bile aslında düşünüyorsunuz. Tabii her şey. Onun aslında medyaya yansıyışını bile düşünüyorsunuz. İşinin aslında sadece bedeni korumasından değil, huzurunu, sağlığını, karizması, itibarını korumaktan da mükellefiz ve buna göre senaryolar yok. Yani aslında bir adamın bana silah çekmesiyle pandik atması aynı şey kamera bölümü. Aynen. Anlıyorsun ha? Koruma köprüdür. Hayranla sanatçı arasında, bilmem sen iyi diyorluğunu sağlamakla mükellef. O an her şey olabilir. Ama öncesinde biz o kişinin yürüyüşünden, konuşmasından ne olduğunu, ne yapmak istediğini %70-80 oranında tahmin edelim. Senin yanına gelmemesi gerektiğini ben kanaat eder ve sana bunu söylerim. Orada benim sözüm. Bazen şey yapıyor Ronaldo, biri geliyor Ronaldo, Kogme diyor ki ne yapıyorsun sen ya? Ben bu çocukla çekineceğim diyor mesela. Tam demek istediğim, biz bunu çok yaşıyoruz. Siz şey mi diyorsunuz orada, bıçak varsa bıçak varsa? Diyemiyoruz, orada şöyle bir olay var. Şimdi inisiyatif olayı var. Ben diyorum ki bu yaklaşmış. Ama sen bana dedin ki hayır yaklaştı. Eğer profesyonel bir adamsan, bunu sana düzgün izah ediyorsan, sen de zaten buna hayır demezsin. Ben yaklaşsam, yanınızda bir ünlü var. Şu şekil geliyorum hocam. Oo Umut abi. Abi bir saniye. Umut Fatih abi. Olabilir bir saniye. Müsaadeniz var mı? Gelsin. Gelmesin derse ne olabilir? Gelmesin derse şu an için müsait değil. Lütfen rahatsız edilmek istedim. Ego musunuz? Umut abi bu egoyu unutmam. Gerçekten egolu biri olduğunu düşün. Bana dedi ki ne olursa olsun yaklaştırmayacaksın. Benim yapacağım hareket gene bundan öteye gitmez. Ben sana kibar davranıyorum. Peki ben zorlasam bile. Ya Umut abi lütfen. Olmaz. Gerçekten. Ama bir foto. Şöyle yaptım bir anda çekim. Olabilir, sıkıntı yok. Ben illa bir açığın abi. Ben seni buraya sokmadım, ben işimi yaptım. Benim görevim bu kadar. Ben seni yakapaçı tutup atamam. Bir şey var diye sahneden açıyorlar. O farklı, orada güvenlik tehlikesi. Görünen yer kamuya açık alan hepimizin alanı. Ben seni buradan yaka paça atarım ama burası bir sahne ise burası ha, onun alanı. Sen onun mahremine girip risk oluşturur. Aynen öyle işte, alacaksın sen bunu. Yanına diyecek. Almış kovumayı diye de tweet'e paylaştı. Şurada tuttum silah. Ben bu fotoğrafı çekineceğim. Umut abi ben çok seviyorum. Beni de alacaksın işe. Buyurun. Gelelim şöyle. Oğlum adam bisküvisini niye? Şimdi o bisküvi bir anda şöyle alsa elinden. Hacı abi neyse ben konuşmayayım. Hocam Galatasaray camiasından çok küfür ver. Hacı oradan çıktı mı? Ne oldu? Hacı yorgunluk işte. Oldu, kaçması gerekiyordu falan. Ki formayla sağın ortasına atladık. Herkes top koştu. Maçın ortası. Tabii biz atladık, geçtik. Resmi maç. Değil, şov maçı. Şov işte maçı. Darül Ecesen'in yararına yapılan bir maç. Hacı kulisin olmaya ben döndü. Odaya tam sokacağız. Herkes öbür tarafta. Bütün kameralar kulisin önünde. Hacı Okan ünlü yani. Hacı, George Hacı. Maradona gibi bir yıldız Arda yani. Arda Turan'dan değildi bu ünlü. Hepsinden. Arda Turan'dan. Hepsinden daha. Futbolcu olduğunu biliyor. Fatih Terim duymuş. Fatih Terim'den duymuş. E tabi ondan da. Neymiş bu adam? Şota hemen arkasından koştu geldi. Şota ünlü ya. Fatih Terim Hacı'yı biliyor. Ama Şota Trabzon diyor. Yanlış haber yapmamalarını engellemek için bazı sahneleri göstermiyor. Abes bir şey söyleyeyim. Soyunma odasına kadar giriyor. Ronaldo'yu çıplak gördünüz mü? Ay Allah'ım yarabbim. Sen Ronaldo'nun vücudu gördünüz mü? Gerçek abi. Üstsüz tabi görüyorsun da. Üstsüz. Ya o kadar iyi miydi hocam? İyi tabii. En belalı yaşadığınız şeyi de soralım hocam, artık geçelim. Ünlü bir iş insanı, aynı zamanda siyasetçi. İzmir'de gece kulübüne gitmişsiniz. İzmir'de de içildi bu hocam. Fazla içti ve orada bir hanımefendi gözüme kaydı. Size hanımefendinin yanında bir beyefendinin olduğunu bir 10-15 dakika önce görmüş. Onda bir beyefendi vardı, gitti ama neydi bilmiyor. Sıkıntılı bir durum olabilir. Buradan çıkalım diye uyardık. Kendisine böyle çok dikkate almadı. Çünkü alkollü ve ne söylediğini bilmiyor, bize daha iyi hakaret ediyor. Hani bir laf var, komutan askerine küfür ettiğinde sana değil mi? Sormayın, komutan geçmez dediniz mi? Hatta onunla gibi bir fıkıh var. Komutan diyor ki yap diyor Şinan, asker içinden küfür ediyor. Komutan diyor ki evlat diyor küfür ettiğini biliyor da bu üniforma küfür geçirmez. Asker diyor ki anneniz de mi üniforma giyiyor? Para için birisi korunmaz. Bir mermi şu an 6.50, hayatın 6.5 lira. Tek mermiyle ölme, 13 diye. Mafya lideri hiç korudunuz mu? Yok, mafya lideri korumaz. Mafya lideri demeyelim, Alaaddin Bey tanır. Alaaddin Çakır. Tabii, tanırım kendisi. Onun dışında tanıdığım bir iki isim daha var. Onlar tabii şu an çok mağrur isimler. Biz anladık. Onları korudunuz mu? Yanından gelenleri eğittik diye. Gece kulübünde ne oldu? Hanımefendiye ısrarla konuşmak istedim. Koruduğun kişiyi yaka paça dışarı atmanın suyu yok. Bazı durumlarda sert davranıyoruz ama o durum nedir? Saldırı koruduğu VIP'ye. Hayatı önce. Öldürülebileceği bir pozisyon vardır. Öyle bir an olur ki yat diyemezsin, kaç diyemezsin, tutamazsın, bir omuz atıp önüne geçersin gibi sertlikten kastım. O zaman da niye attın diyemez adam. Diyemez. O an hanımefendinin de yanında birini gönderip buradan uzaklaşın diyemiyorsun. Sen kimsinden bir başlayıp olay başka yerlere gidiyor. En azından akışına bırakalım dedik olayı büyütmeden. Daha ilk
uyarımızla tamam dedik, bu anlamayacak. Hanımefendinin yanına gitti, tanışma isteği. Aşık olmuş. Muhtemelen. Hanımefendi reddetti. Ben parmağında yüzüğü fark ettim. Eyvah. Uzaklaşalım da beraber bilmemedi. Hanımefendi ve beyefendiyi çağırdı. Doğru bir hareket değil ama çekip vursa, belinde silah varsa niye yapamazsın? Zaten yapmasın. Ama niye yapamazsın? Belindeyse yapamazsın. Hakikaten silah demiş. Silahlı çıktı. Silahlı çıktı. Allah'tan beni ve bir arkadaşımız ve simayı tanıyor. Senin hatırına bırakıyorum. Gördüğünüz kişi biraz aganmış gibi. Biraz daha fazla aga. Silah çekildi mi, sıkıldı mı? Çekildi, ateş edildi. O da şöyle bir şey. Döndük, artık gidiyoruz. Ağır bir adam. Biz de bunu yediremeden bir gün sonra biz işi bıraktık. Sinkaplı bir küfür etti hanımefendiye bir adamı. Biz de orada tabii ilk şey adam ne yaparsa dedik. İdare etmeyeceğiz, sadece alıp kaçıracağız. Bırakıp gidemiyorsunuz. Çok saçma. Ben alayım yanımda 3 tane koyma. Milletin anasına barışına söyle söyle gezeyim. Mermi yediniz mi hiç? Yedim. Pogur. Yedim. Ketçap mı? Mermi attınız mı? Çok. Vurdunuz adam. Oyun kıtlatışından belli. Yaptık zamanında ama yani bu çok böyle dillendirecek konular var. Hocam çelik giyim sıkıntı. Şu bir güvenlik açı değil mi? Ekrem İmam onun omzuna elini koymuş. Mesela boyun kilidini aldığını düşün bir anda. Alamaz mı hocam? Alır, bıçaklayabilir, öldürebilir. Ama bir siyasetçi, bir belediye başkanı halktan uzak tutamaz. Onlar da işi ve konumu gereği halkın içine girmek zorunda. Oy kaybeder en basit. Oy kaybeder, sempati kaybeder vesaire. İmamoğlu'nun bir yanlışı yok. Bekir'i çektirmesi yanlış. Ha? Bir siyasi miting yapıyor. Benim evimin orada. Ben çıkardım sniper'ı. Bu uzak. İşte %100 koruma diye bir şey yoktur. Bunun önlemi yok mu? Yok. Nereden buldun? Sniper'a gerek yok ya. Uzakta sapanla taş at, kafasını yersen gelir mi? Ütopik olmaya gerek yok. Ben şey sordum, bu binaları boşaltıyorlar, gidin başka yerde kalın. Cumhurbaşkanı eğer cumhurbaşkanıysa söz konusu, o binalarda duramazsın. Niye? Ben evimde. Bir devlet büyünün hayatı susun. Devlet bahçeliğe yaklaşamazsın. Kesinlikle öldürülürsün. Kötü niyetle kimse yaklaşamaz. En iyi korunan başkanlardan biri mi sanırım şu an cumhurbaşkanı? Dünyada en iyi korunan ilk üç diyebilir. Biden, Putin, Cumhurbaşkanı. Korunacak hale geldi. Dünya ne diyor? Özel... Hocam benim bir korumam var. Gözde olmasa da her şey duyan. Bak evet. Nasıl biliyorsun? Kalpe Dogoz'un korumasını gördünüz mü hocam? Dogoz'u falan nasıl siz? Öndeki değil, arkada. Korma değil. Ben bunu görünce şey diye bekledim hocam. Bir bildiği var bu adam. Öyle ki. Hepinizin bildiğiniz 50 cent. 50 cent'i mi korudun? Çalıştı. Çalıştı. Bizde standartta bir kişi, en az iki kişi korur. Tek başına birini korumaya çalışan koruma zaten koruma değil. Biliyor musun? En az iki kişi olmak istedim. AVM'deyiz biz. Ha evet. Otoparktayız. Evet. Bir yerdeyiz değil mi netice? Başka insanlar var. Sırf ona müdahale ettiğim için ikinci başka görmediğim bir beni boyun kilidin. Bir şey yapacağım. Rahat. Geldim şu sakin. Ben kaldım mı? Lan sana vursa ben bir şey yapamam. Süpermen değilim. Saniyenin onda bir hızlı hareket edemem. %100 korkum yoktur dendi. Ben size naçizane göstereyim. Böyle gezerim. Gülüşün bana oksijen. Tabii. Buldum ben sizi. Yani çekim bir tane kadar böyle renklerim var. Elini çıkar silahla beklersin ama sonra olacaktır. Hakim ederdin ama. O zaman sahaya geçelim hocam. Geçelim. Ne yapacaksak orada da zaten yani sohbetimizi yaparız. Çok keyif alıyorum. Hoca bizi niye böyle TNA TNA? Yollardan götürüyorsun sikici. O ne lan? Toma mama var. Mesut Can Toma. Yine geldik Aydos. Hangi işe başlasak Aydos'ta bit. Arabayla buraya geldiğimizi varsayıyorum ve peşimde tehlikeli adamlar var. Beni burada denk düşürdüler. Aslan hani çakal düşürüyor hocam. O aslan ben oluyorum. Ne yapacağım? Araştırdı bir yere yanaştık. Gucci'ye gireceğim. Aynen öyle. O iniş anında korumaların alması gereken pozisyon ve yapması gerekenlerle ilgili ufak bir aksiyon. Gerçekte yapılan şey bu. Aynen öyle. Ben değil de Cumhurbaşkanı da olsa herkese bu ayar çekilir. Doğru. Hiçbir şey, hiçbir fark yok. Çok heyecanlandım. Makam sahibi bir olacağım. Golden de olsa hocam. Aman dikkat. Mesela hocam kepçe üstüme sürse kepçeyi tutabilir miyim? Ayıp ediyorsun. Market nerede ya? Dur. Vuruldun mu hocam? İyisin iyi. Dönmeliyiz ama. Bu burada bitmemeli. İntikam vakti. Kanka çok havalıydım. Dışarıdan da öyle mi gözüktü? Biraz bok çuvalına benziyordun değil mi? Korunmamız gerekebiliyor bazen arkadaşlar. Boş adam değiliz. Halledebildin mi abi? Kaç kişiydi? 4-5 kişi vardı. Ayıkladım istavrit misali. Vurulma şansın yok. Kaç saniye sürdü bilmiyorum. Ben 2 saniye olarak algıladım. Hissedemedim bile yani. Arabayla bu şekilde kaçtık o zaman. Riski atlattık. Artık gerçek silaha geçtik. İşin tabii. Rengi değişti. Daha tehlikeli. Aynen öyle. Gerçek bir poligondayız. Her şeyimiz gerçek. Aferin bunda.
öldü. Ne yaptık hocam, öldü mü? Yaşadım ya. Oradaydım yani ben. Bu olay oldu gerçekten. Çarşıda yürüyorum. Siz beni kovuyorsunuz. Caner de çarşıda beni görmüş. Oo kardeşim diyor ama elinde de bıçak var o. Taplanacak belli. Bugün de çok sıkıntıydı ya. Demin suikast atlattım. Baba! Baba! Baba dur sakin ol. Tamam. Baba. Alalım arkadaş fotoğraf Ronaldo gibi anladın. Alalım tamam. Bir resim çekileceğim. Çok gördüm be. Götün kalkmış. Vurma şansımız var. Vur dediğin anda katilden daha fazla ceza alırsın. Hadi canım. Refleks olarak deriz. Vur. Hani korkudan. Ben vur dedim diye vurur musun? Ben sana... Hayır. Bunlar... Abi gerçekten mi saldırdın? Hocam bu arada evde denemesin. Oha! Vursa daha iyiydi bu arada. Merhabalar. Numara da var ya, anlayamadık. Benim de yani kogumam çoktu. Eyvallah. Şimdi bir de nişan alarak nokta atış. Çapraz ateşte kalmam değil mi? Aa yok. Ay. Sağ solu kes. Adam meftah. Bana bulaşanın azin son diyebilir miyiz? Bir alkış oldu şey. Kogumalar öldü böyle kaldım ben. En büyük gerginlik de odur yani. Onun da koyması var benim de. Biz ikimiz karşı karşıya geldik. Ben dedim ki birader dosyam patladı. O da dedi ki hayırdır. Birbirimize girdik. Ne olacak? Bak o videoyu sileceksin. Neyine güveniyorsun? Adam koruma diyor. Benim de korumam. Benim koruma bakıyor. Korumaların yapacağı şey araya girme. Birbirinize saldırmaya başladığınız anda efendim lütfen. Koruma beni boyun kilidini al. Boyun kilidi değil, omuzundan al. Dada. Selamın. Aleyküm selam. Ha, ne var? Normal konuşuyoruz. Aa! Ne? Ne? Ama benim bileğim kırılmış. Abi iyi ki patlat bari ya. Burada yapabileceği çok şey var. Ha, o anlar mı? Ayırıp seni alıp geri götürmesin. Mesela böyle tuttu. İtibar dedik ya. Şöyle. Bununla müdahale eder misin mesela? O da tercih meselesi. Taciz artık geçerli orada, değil. İtibarını yerle bir et. Ama benim hoşuma gidiyor. Bunlar arkadaşlar senaryo gereği yapıyor. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Sonuçta siz korunma hizmeti alıyorsunuz. Hocam şimdi bir de YouTuber'lar olarak bazı etkinliklere girmemiz gerekiyor. Çok fazla fotoğraf oluyor. Benim sevenim var. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum ama yaşaya da bilirim. Beni ağrı soksa şu an güvenlik açığı mıdır? Soktuğu yeri MCS. Abi bir fotoğraf çekeyim. Abi dokunma bana tamam. Tabii ki. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Fotoğraf ya. Mecan bana lütfen dokunmayın. Tabii sıkıntı yok. Fotoğraf çekeyim. İstiyor musun? Bu gelsin. Telefonunuz olabilir. Ama nasıl fotoğraf çekeceğim? Ben çekeceğim. Kusura bakmayın. Güvenlik olarak. Telefon alır mısın? Hey! Ne oluyor ya? Abi bugün bıçaklı. Telefonu isteme sebebin sende olduğuna göre cebinden başka bir şey çıkarması mantıksız. Ne çıkarırsa çıkarsın yatıracaktın aslında. Aynen öyle. Bıçak tabancadan daha tehlikeli. Hareket çok mantıklı. Bence burada aynen da %100 koruma var. Gerisi fantezi. Hava da sıcak bugün ya. Erçin Bey merhaba. Tamam. Mesafe açar mısın? Tabii sizinle konuşmak istiyorum. Ben sana bir şey soracağım. Bıçağın nerede? Bıçak yok abi. Sadece konuşuyorum. Arayabilirsiniz üstü hiçbir şeyim yok. Yine kolunu görebileceğim yok. Farklı bir planı var şu an. Nasılsınız hocam? Bu mesafede. İyiyim sen nasılsın? Daha gelemiyor muyum hocam? Hayır ya biz altın adamıyız. Şu an için uygun değil. Hocam istiyor. İsteyebilir, ben isterim. Bildiği vak adamın ki istemiyor. İstediği sürece siz karışamazsınız. Karışır. Beyefendi hukuk da biliyor. Sapladım bile hocam. O cam parçası bulmuş. Değmedi oğlum. Ama sen istiyorsun yaklaştırmıyorlar. Bir daha Hamza yaklaşmış halini gördüm. Mertin abi. Aa kardeşim fotoğraf nasıl? Çekilmiş mi yani? Oyun dünyasını ben istemedim. Tamam gelsin. Telefonunu alabilirim. Nasılsın abi? İyiyim sen mi? Eyvallah. Allah. İlk başta bir şey söylemiştim. Ne kadar önlem alırsan bazı şeyleri önlersin ama %100 koruma yoktur. Biz tabii ki senaryoya giriyoruz. Hiç yaklaştırmamak %100 garanti. Arkadan mesela omzuna yani, atar gibi yapıp damağa alabilir. Şuradan direkt aldığında da. Gittim geldim gözüm gözüktü mü? Mesela burada ne yapacağız? Silah doğru. Silahı gördüğümde ateş. Ben böyle açıkta mı duracağım? Açıkta durmayacağım. Seni alıp kaçıracağız her zamanki gibi. Ama burada mermiyi her zaman gibi koruma yer. Siz yani etten duvar, korumalara bir alkış. Ben böyle bilmiyordum. Benim yedek canım sensin abi. Aynen öyle. Kedinin 9 canı gibi senin kaç koruman varsa o kadar yedek canın var. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyseniz de dislike atın. Ben bugün çok eğlendim. Ben gerçekten çok, şey kattınız bana. Çok da havalı hissettirdi. Zaten bu işin de kitabını yazmışsınız. Aynen öyle. 2 tane kitap yazdım. Girdi etmiyor Esin adam. Yakın koruma eğitimleri ve genel bilgi çıkmasına 5-6 ay var. Bir de voltaj dediğimiz bir kitap. Kendi hayatımı yazdı. Bir tane de imzalı isteriz. Aynı zamanda Süleyman Hocam'ı Instagram ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Orada da güzel işler yapıyor. Kendinizi savunursunuz hiçbir şey olmasa. Ben mesela öğrendim gel bir cana. Böyle giderken arkadaşım kavga edecekse zın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Gelmişken hazır ben diyorum ki hedefte bir seni alayım ya. Nasıl yani ne yapalım? 3 mermi atalım. Tamam olur. 3 mermi sen 3 mermi ben kim daha iyi? Durduk yere iş açtık başımıza. Ama benim de atıcılığım iyiydi hocam. Patlıcım. Ama ben kurmada iyiyim demedim. Hedefin kafa mı göğüs mü onu söyle. Kafa. Hedefim göğüste. Nereden vurdum göğüsten. İlk atışı. İkaz atışı o. Sonra bak buradan yine ikaz. Gagaciğer daha öldürmüyorum. Burada olayı kilitledim hocam. Tamam. İkisi tek delikti. Birisini buraya bilerek attı. %100 savunma diye bir şey yok. %100 vuruş da yok. Bende var %100 vuruş. Vuruş. Tutuş vuruş.
tüm gün güvende hissedin. Bana bir sayı söyle maksimum. 1433. Yani, bir sayı daha alayım. 31. Yine yaptınız şakanızı hocam. 433. Bir şov yapalım. Öyle ne? Yapıp namluyu ağzımıza vermişsin. Peygamber erken geldi. Şeker gibi yersin mermi. Takla atıp mı atacaksın? Yani karşıdaki 3 adam o oluyor diyemez. Biz de ateş etmiyor. Hadi bir tur ateş edelim. Kapattınız değil mi abi? Çok eğlendim bugün ya.